Subhane men azume şanu. Subhane men teazzede bil kudreti vel beka. Egahharal ibade bil mevti vel fena. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Hususen ala seyyidil murselin. Ve selametun alel hazirin vel gaibin vel mu'minin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Daimen, ebeden. Amin. Ya Rabbena lekel hamd. Hamden daimen ma'a huludik. Amin. Ya Rabbena lekel hamd. Mil es-semavati ve mil el-erazin ve mil ema beynehuma ve mil ema şite min şeyin ba'd. Ehle senayi vel kibriyayi vel mecd. İnneke hamidun mecid. Subhanehu ve Teala amma yeşrikun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meded ya Sultanı Enbiya. Meded ya Sultanı Evliya. Allah Allah, bir noktadan bir insan yaratan Allah. Nokta. Nokta. Allah Allah. Atanın sülbünden ananın rahmine gelen bir nokta. Ana rahminde başka bir noktayla buluşuyor. Bir İnsan yaratılıyor. Yaratan olmadan yaratılan nasıl meydana gelsin? Milletin kafası insan kafası olmaktan çıkmış. Düşünme diye bir şey kalmamış. Serhoş olmuş. Bütün eğlenceleri top. Bütün dünyayı çalkalayan İnsanları meşgul eden top, futbol, başka düşünce yok. Bir tayfa şeytan, bir tayfa ahmaklar sınıfının da en altında duranlar. Geçmiş zamanlarda ahmak vardı. Lakin bu zamandaki ahmaklık derecesine inen insan bulunmadı. 21. asır insanının ahmaklığının derecesine düşen geçmiş asırlarda insan yok. Ahmakul hümaka. Ahmakların en ahmağı 21. asırdaki insanlardır. Ve bu ahmaklıklarından dolayı bir avuç kimse, ki onlar cebabiredir, ilahi kahır yüklü olan adamlardır.
ilahi kahırla donanmışlardır. Bu taifa, bu ahmak insanları istedikleri gibi kullanıyorlar. İstedikleri gibi akıllarını döndürüyorlar. Siyahı gösterip beyazdır dedirtiyorlar. Beyazı gösterip siyahtır dedirtiyorlar. Hakkı gösterip batıldır dedirtiyorlar. Batılı gösterip haktır dediyorlar. Putu gösterip tapın diyorlar. Tapacağınız budur diyorlar. Çünkü bizim taptığımızı siz de tapacaksınız. Ve onlar sürüler halinde, insan sürüleri, insanlara sürü gibi yaşamak yakışmaz. Lakin 21. asrın tiranları, cebabireleri, zorbaları, diktatörleri, totaliter diye bir idare sistemi kurdular. Bununla bütün insan nevini hayvan sınıfına döndürdüler. Ve sürü halinde Avustralya'daki davarlar binler, on binlerden aralarında bir veya iki atın üzerinde çobanları var. Veya Amerika'da Texas diye bir yerler varmış. At sürüleri var oralarda. Veyahut sığır sürüleri var oralarda. Üzerlerinde kavboy diye çobanları vardır. Onların ellerinde efendim atıp yakalayacakları ipler vardır ki ne derler onlara? Lasso. Ha? Rope to get the lasso. Türkçe'de kemenleri vardır. İstedikleri kemen adı tutarlar. Keserler, yerler veya kesip atarlar. Öteki sürüdeki mahlukat onlara baş kaldıramaz, bir şey diyemez. Çünkü ellerinde kemen yok. Umumi vaziyet panorama mı? Dünyanın panoraması 21. asırda 21. asırda 3. yılında budur. Zavallı insanlık. Bu kadar zavallı olmamış bir insanlar. En cebbar olan kralların zamanında bile onlara razı olmayıp baş kaldırabilecek fert veyahut cemaat olaraktan köy
veya kasaba olaraktan insanlar bulunuyordu. Bu zamanda bu insanları öyle bir drakla sarhoş ettiler ki yani hiçbir kimse baş kaldırmaya ne yapıyorlar bize, ne ediyorlar bizi, nereye gönderiyorlar diye sormaya kimsede ne mecal ne cesaret kalmıştır. Biz neyiz diye soran insan yok. Bize ne için böyle muamele ediliyor diye soran yok. Bizim akıbetimiz nereyedir diye soran yok. Önlerine futbolu koyuyor. Yüz binler, milyonlar bir kıtada bir yerde bir oyun oynar. Şeytan dolaplarının %75 haberi top üzerine veya topun emsali üzerinde olan saçma sapan espor dedikleri berbat oyunların arkasında, tehlikeli hareketlerin arkasında milleti meşgul etmek akıllarını dumura uğratmışlar. Yani akılları çalışmaz olmuş başka yerde. Ancak bu spor denilen belanın arkasında bakmaya, heyecanları orada, hareketleri orada, istekleri orada, akılları orada, gözleri orada, düşünceleri orada, söylentileri orada, yaptıkları orada, düşündükleri her şey orada başlayıp bitiyor. Ellerine beş para etmeyen bir bakır kap, belki gümüşten kaplamış, altından zor kaplar. Çarşıda onun gibisini efendim 100 tane tedarik edersin. Milletleri öyle berbat etti bu maçtaki tiranlar ki bir kupa diyor o. İçine su koyup içemem. Efendim çorba koyup içemem. Belki işer içine. Başka bir şey yaramaz. Dök başına kerhanesini. O zaman. Nedir be verdiğin? Bre gökyüzünden mendi be. Bir tanesinin bazına şey taktı. Madalya takmışlar. O madalyayı o ağzına aldı da böyle şey. Ya, yiyecek acaba böyle değil mi? Çakolet zannettiydi. Isırıp yiyecek. Ve demek çakolet daha iyi. Ne vereyim ben onu? Bakır kaplamayı ne vereyim? Bu hale getirdiler, düşünme yok. Millet düşünemez. At gözlüğü var ya, eskiden katırlara bağlarlardı, atlara bağlarlardı ki ürkmesin. Gelip geçenden ürkmesin. Bir kasa dağlarda giderken uçurumlarda o hayvanat ürker. Onun için böyle eleme şeyler önünü görürdü fakir. Başka şey etmez. Bir kısmını efendim at gözlüğüyle çoğunun at gözlüğü takmışlar. Bir başkalarına efendim dolap beygirininki gibi doğrudan gözlerini kapatmışlar. Dolap beygirine o bir at gözlüğünü takarsan dönmez. Gözünü kapatıyor onun. Birkaç gırbaç vurunca yürümeye başlar. O zanneder ki defkeden şehri bulduk. Gide 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 gide
Lefke'ye, şehre yetiştik herhaldeler. Akşamüstü karanlıkta gözünü açtığında zaten Lefke miydi, şehir miydi belli değil hayvana. Efendim tekrar yarın devam ederiz. Gelin şey ahıra girin de efendim yalaklar bir parça samanla sebeplenin. Yarın sabah başlarız gene yola çıkarız. Bir kısmına da bu insanların, bu cambazlar siyah gözlük takıyor. Simsiyah gösteriyor. Bir kısmına pembe gözlük takıyor. Pembe gösteriyor. Bakınız ne güzel dünyamız. Ne hoş dünyamız ya. Pembe, toz pembe Allah'ım. Ne güzel yahu, ne hoş. Ne hoş. Ne hoş insanlar, bak 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 bak. Bakınız, bakınız, bakınız. Yani gözleriyle, kafalarıyla, bilmem neleriyle oynanmayan insan kalmadı. 32 azasıyla oynuyor bu baştakiler milletin. Her azasıyla. Aşağıdaki, yukarıdaki. Hepsini. İçten dıştan. Bu rezalet tarihte görülmemiş. 21 asrın cebabiresi ki insanları insan yerine saymayan bir avuç efendim bir avuç cebabiredir bunlar. Bunların yaptığından şeytan utanıyor. Şeytan dedi ki beni bunlar çoktan solladı. Beni çoktan geçtiler. Ben geride mal toplayıyorum şimdi diyor. Bunlar beni çok geçti. Ben düşünemiyordum. Yani ben bu kadar bu insanoğlunu bu dereceye yetiştireceğime efendim hiç ümidim yoktu. Lakin bu cebabire kavmi, bu Allah tanımayan, peygamber tanımayan, kitap tanımayan, adalet tanımayan, insafı olmayan, merhameti olmayan, zulmünün nihayeti olmayan bu insanlar, insan demeye ben de utanıyorum bunlara. Çünkü benim etbağımda böyle kimseler yok. Bunlar beni çoktan geçti. Ben diyor utanmıyorum bunlardan. Bunlarla muhasame edeceğim diyor kıyamet gününde. Muhakeme olacağım bunlarla. Ve ben aleyhlerine bunların şehadet getireceğim mahşer gününde diyor şeytan. Ben bunların yanında masumum diyecek. Bana vereceğini bu melunlara ver ya Rabbi diyeceğim diyor kıyamet gününde. Ben elimi çektim, bunlar ellerini çekmiyor senin kullarından. Senin kullarını rahat ettirmiyorlar. Ben hiç olmazsa gece yattıklarından sonra rahat ettirirdim. Bunlar gece gündüz senin kullarını dolap beygiri gibi senin aleyhine, senin gönderdiğin peygamberlerinin aleyhine, kitaplarının aleyhine bunlar uğraştırdılar, yaptılar, yıktılar. Benim yaptığımın 100 defasını, 1000 defasını, 100.000 defa fazlasını yaptı bunlar. Çok aşırdı, bana vereceğini bunlara yükle ya Rabbi diyeceğim diyor mahşer gününde. Dur bakalım. Yazıklar olsun bunlara rey verip bunları başına getiren ahmaklara. Ahmak çünkü boyuna aşıladıkları bunların ustaları akıllı insanları toplarlarmış.
düşünebilen insanları toplarlar. Hususi bir tumarhanaları varmış bunların. Hususi tumarhanada bunlara iğne yaparak, efendim, aksi telkin yaparak, döverek, söverek neyse bunların akıllarını bozup, efendim, yani insan sıfatından çıkarıp öyle cemiyete, toplumun içerisine koy verirlermiş. Ki bunlar artık akılları kalmamış, iradeleri kalmamış, insanlar olmuş. Surette insan, lakin insanlıkla hiçbir alakaları kalmamış. Bunun gibi bu zamanda bütün dünyayı böyle mental havuz yapmışlar. Mental havuz, mental havuz yine akıllandırmak ister, tedavi etmek. Bunlar tedavi etmek değil, akıllandırmak değil, daha delirtmek için, daha çıldırtmak için uğraşıyorlar. Üç gece evvelki çılgınlık, geçmiş senedeki çılgınlığın 100 defa fazlasıydı. Demek ki bir sene içerisinde uğraştıkları, çalıştıkları çeşit türlü, yani yeni seneye hazırlık, yeni seneye olan hazırlık geçmiş senedeki berbatlığı 100 defa geçiyor. Daha fazla delirtmek için, daha fazla çıldırtmak için her şeyi yapıyorlar, tırmandırıyorlar. Lakin bize ulaşan ilim Cenab-ı Hakk'ın hükmüdür. Cenab-ı Hak onun ilmine kimse itiraz edemez, hükmüne itiraz edemez. El-ilmu indallah'tır. Hakikat ilimleri Cenab-ı Hakk'ın hazinesindedir. Lakin bizim bildiğimiz bu senenin son olması hakkındadır. Bununla beraber فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِ الْكَبِيرِ hüküm mutlaka Cenab-ı Hakk'ındır. Dilediğini yapar. Lakin bize ulaşan haber bu çılgınlığın bu senede tamam olduğuna dairdir. Bilmiyorum, ondan ötesi gene Cenab-ı Hakk'ın hükmündedir, ilmindedir. Mahlukun ulaştığı ilmin neticesinden ben size söyledim. Benim bana işittirilenden. Lakin biz hakim değiliz. Ahkemül hakimin Cenab-ı Hak'tır. Lakin bununla beraber bunu müjdelemek isterim ki bu çıldırmanan çılgınlığın hududunu bulduğumuza dairdir. Allah tekrar göstermesin bu çılgınlık gecelerini ve günlerini ve yıllarını. Her şey bir yere kadar ulaşır. Taş attığın vakitinde bir yere kadar çıkar. Ondan sonra düşmeye başlar. Düşüş çıkıştan çok daha süratlidir. Çıkarken mukavemetle çıkıyor yukarıya, aşağı dönerken yerin cazibesiyle kuvvetle iniyor, süratle iniyor. Düşünmüyor. Kime söylesin? Duvara söylesin. Ey insan suretinde olan mahluk, lakin insanlığa ulaşamayan mahluk. Suretin insandır. Büyükler öyle demiş. 40 günde ana karnında parmak kadar insan suretini alıyor. Suretini alıyor,
Lakin insanlık mertebesini bir kimse 40 yılda mücahadeyle ancak alır. 40 senede insan-ı kamil. Ana karnında suretiyle görünüşü insandır, lakin kemali yoktur. Zahiri kemalini almak için ana karnında 9 ay 10 gün, 9 ay 10 gün zahir kemalini alır, dünyaya çıkar. Dünyada da efendim yine o gelen yavru büyüye büyüye, büyüye büyüye suretteki kemalini 18 yaşına kadar, reşit oluncaya kadar alır. Lakin insanlık şerefini kazanabilip insan-ı kamil olması belki 40 sene ister. Belki 30 sene ister. Belki 50 sene ister. Çoğu insanlar şimdi başağa yetişmeyen ekin gibi başağını vermeden saman olup gidiyor. Çoğu insanlar yarı buçuk başak veriyor. Geçip gidiyor. Çoğu insanlar başağını veriyor. Lakin çalınıyor. Kendisini gözetemediğinden başak çalınıyor ve dane tutmuyor. Başağı görünüyor, dane tutmuyor, saman kabilinden gidiyor. Az kimseler başağı ulaşıyor. Bazısında 3 tane oluyor, 5 tane oluyor. İstidadına, gayret ve himmetine göre 7 başak oluyor. 7 başak dolu dolu oluyor. Her başağın üzerinde 100 tanesi oluyor. İnsan-ı kamil 7 başağa ulaşıp her başakta 100 tanesi olan buğdaya benzer. Bir eker 700 alır. Bu cinsten insan şimdi yürümüyor yeryüzünde. Bizim gördüğümüzde gizlileri var da bu dolaşan sürülerin arasında öyle adam yok. Belki bir tane tutan kimse görünebilir. 2 taneyi zor bulursun, 3 taneyi daha zor bulursun. Bu haline girmiş, dünyanın sonu böyle gelmiştir. Onun için tezruhu riyah, kıyamet günlerinin fırtınaları belirdiği vakitinde bunları yerinden söküp çörçöp edip de rüzgarın önünde dağılan samanlar gibi dağılıp gidecektir bunlar. Bitecektir. Danesiz ekin dolu dünya şimdi. 7 milyon adam var diyor. 7 milyon içerisinde efendim tane tutan çok 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 az. O birileri rüzgarın önünde dağılıp gidecek diyor. İmkanı yok, durdurulmaz. Sonra insan-ı kamillerle Cenab-ı Hak tebdil edecek yeryüzünü. Yeryüzünün varisliğini insan-ı kamillere verecek. Hazreti Mehdi'nin zamanında aleyhisselam bütün dünyayı açacak. İnsan-ı kamil olan kullara, Allah diyen kullara, Allah'ın saltanatını kabul eden, Allah'ın saltanatını yeryüzünde kurup
yürüten kullar hükmedecektir bu dünyaya. Bu zibiller, rabişler gidecektir. Dasbinen. Hepsi. Hepsi gidecek. Merak etme. Evet, işte o bir nokta. Bir nokta. Gözünle göremezsin. Mikroskopun altında göreceksin. O kadar küçücük bir nokta, o kadar küçücük bir noktayla kavuşuyor, koskoca insan çıkıyor. Ondan sonra akılsız, fikirsiz, çılgın insanlar geliyor, diyor, yaratan yoktur. Estağfurullah. Ne delil akıntısı be bu? Yaratan yoksa, iki noktadan sen nasıl çıktın be? Nasıl çıktın sen? Bu derecede akılsız. Ve okutmuyor. Tiranlar okutmuyor. Düşündürmüyor. Akılsız herifler. İmansız herifler. Dinsiz herifler. Merhametsiz, akılsız, düşüncesiz kimseler. İnsan demiyorum bunlara. Bunların başına gelecek çok şeyler vardır. Dümdüz edecek kendilerini. Cennet yolundan ya Rabbi bizi ayırma. Amin. Size cennet yolunu söylüyorum. İsteyen bu yolda gitsin, sen onların dediğini desin. Cehennem yolu da onların yolu. Ya Rabbi Habib-i Ekrem hürmeti için. Bizi sen cennet yolundan, Habibin yolundan ayırma. Hürmetil Habibi, hürmetil Fatiha.